Elimizdeki makine, Asya'nın en ucunda bulunan Fuji Dağı'nın eteklerinde tasarlanır. Hikayemizin geçtiği yer ise Asya'nın diğer ucundaki en yüksek dağın eteğindedir. Ağrı Dağı'dır burası. Şu Nuh'un gemisinin karaya oturmasıyla önlüdür. Volkanların oluşturduğu bu güzelim coğrafya, birbirinden ilginç kaya şekilleri, akarsular, göller ve eşsiz bir bitki örtüsüne sahiptir. Burası İpek Yoludur. Bu yol sadece tüccarların değil, aynı zamanda doğudan batıya, batıdan doğuya fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin yolu olmuştur. Burada doğa ve tarih iç içedir. Gezdikçe binlerce yıllık uygarlığın görkemiyle karşılaşırsınız. Yüksek topraklarda koşullar zordur. Kış günü karda, soğukta, balıkçılıkla geçinen köyü donmuş gölden ayıramazsınız. Hayat soğukla şekillenir. Karda hayvancılıkla devam eder. Arada bir çıkarak içimizi ısıtan güneş, mandalar, diz fotoğrafçılar ve çocuklar için güzel bir fırsattır. Bunun tadını da en çok çocuklar çıkarır. Yöreye özgü at sporu bize atalardan kalmıştır. Bu sporu yapabilmek için iyi bir binici ve cesaret sahibi olmanız gerekir. Bunları fotoğraflamak da incelik ister. Bir de hareketin net çıkmasını sağlayacak iyi bir makina. Fujifilm X-T4'ün geliştirilmiş titreşim önleyici özelliğiyle aksiyondan, kötü arazi koşullarından, yavaş çekim hızından ve düşük ışık koşullarından artık korkmanıza gerek yok. Elde yaptığınız çekimlerde 1 saniyeye varan enstantane değerlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ne kadar vahşi olsalar da tilkiler doğa fotoğrafçısının yoldaşıdır. Size sürpriz fotoğraflar sunar. Bir başka sürpriz de çölde olması gereken hayvan ile karda karşılaşmanız. Develer yüksek rakımda ve soğuk iklimde daha dayanıklı yetişirler. Fotoğrafın en sevdiğim yanlarından biri de sürprizlerle birlikte yeni dostluklara aracı olmasıdır. Fotoğraf her zaman harekettir. Hareket ise coşku, heyecan ve içinizdeki çocuktur.